Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında ek çizimlerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ek çizimlerin sonu katlamadan bahsedeceğiz. Hocam katlama ek çizimi var mı? Var. Bunda da bir küçük bir ek çizim var. Ondan bahsedeceğiz size ve ek çizimlerin sonu diyebiliriz. Evet kitabımızda sayfa numarası 24 ve 25'i e işleyeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Katlama dediğimiz şey aslında eş yapıdır. Çünkü şöyle düşün. Şu elimi öncelikle şöyle bir sağ elimi düşün. Ben bunu böyle katladığım zaman ne oluyor? Hop bu buraya gelmiş oluyor. Önceden buradaydı şimdi burada oluyor. İşte katlamada da aynı şeyi yapıyoruz ya. Katlamada da işte o yüzden şu cümle çok önemli. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Çünkü bu el böyle ters çevrilmiş halinde oluyor. Ters çevrilmiş halinde de ne oluyor? Aynı el olduğu için ya da bir üçgeni katladığımız zaman aynı üçgen olduğu için üst üste binen kenarların eşitliği, üst üste binen açıların eşitliği çok önemli. Mesela şuradaki katlamayı inceleyelim. Ben bunu böyle yaptığım zaman ne oluyor? E ben bunu şu şekilde katlama yaptığım zaman şurası katlama çizgisi dediğimiz durum oluyor. Şu kenar buraya geliyor, bu kenar da buraya geliyor. İşte burada da ek çizim dediğimiz şey katlanmış halinde mesela şu kısım olmaz. Katlanmadan önceki halinde bu şekilde kendin göstereceksin. Tamam? Bunu da unutma. Bu da ek çizimi de bunun bu. Yani katlanmadan önceki haline geri açacaksın. Ek çizim işte burada oluyor. Üstte binen kenarları eşitleyeceksin. Şunlar da birbirine eşit oluyor ya. Üstte binen açılar da birbirine eşit. Hatta burası burada kaç alfa ise burada kaç da alfa oluyor. Hocam burada kaç da burada kaç eşit olacak ama aynı doğru üstünde katlama olduğu zaman burada ne oluyor? Bu açıyla bu açı eşitse toplamda 180 derece olacağına göre o zaman bunlar ne olacak? 90'ar derece olacaktır. Yani buradaki bu kat çizgisi aynı zamanda açı ortay aynı zamanda kenar ortay oluyor. Hatta bu orta dikmesi olmuş oluyor. Peki birkaç tane inceleyelim öyle. Şöyle bir üçgende böyle bir katlama yaptığımız zaman hop şöyle. Buradaki kaç çizgisi de sadece açı orta oluyor. Ne yapacaksın? Şu eski halini açacaksın böyle. Yani senin önceki halin şu halin buraya gelmiş oluyor. Üst üste binen eşit. eşit. Şunlar eşit. Bu kaç çizgisi olmuş oluyor. Üst üste binen açıların da eşitliğini ve burada açıların eşitliğini de mutlaka mutlaka yazacaksın. Başka mesela böyle. E hocam burada A köşesine ait yükseklik oluyormuş Kaç çizgisi mesela. Katladığın zaman üst üste binen kenarlar eşit. Hatta şu kenarla şu kenar eşitliği bu açılarda bu açı eşit. Aynı doğru üstünde olduğu için hop burası da eşit olmuyor mu? Oluyor. İşte bunları yazdıktan sonra. Ya bu cümle aslında çok önemli. Hepsinde böyle ayrı ayrı inceledik ama bu cümle hepsi için geçerli ve yeterlidir. Nedir o? Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Bütün katlamaları çok güzel bir şekilde çözdür Ama katlama yapıldıktan sonra böyle eski hali yoksa eski halinde çizeceksin tek çizimler arasında alabiliriz. Üçgende açı konusunun içerisinde de alabiliriz o yüzden bu konuyu. Evet hemen örneklere bakalım. Daha net bir şekilde anlayacaksın bunu. Şimdi böyle bir katlama yapılmış ve A üstü C, B. şuradaki açıyı 15 derece vermiş ve bu bir ikizkenar üçgenmiş. AB ile AC, AB ile AC birbirine eşitmiş. Şimdi gençler burada yapmamız gereken tek şey şu. E, hocam bu böyle katlanmış ya. Şu katlanılan kısım şurası çizilmeyebilirdi. Ne yapacaktık? Eski haline böyle geri getirecek. Tamam getirdik. Şimdi üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Hocam bunlar da birbirine eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Bak aynı doğru üstünde bir katlama olduğu zaman katlama çizgisi burası 90 derece diyebilirsin ya da üst üste binen açılar eşit ya. Toplamları 180 olduğundan bunlar 90-90 diyebiliriz hemen. Tamam. Şimdi ben bu soruda şurayı 90 derece buldum. Eyvallah. Buradaki açıları da eşit buldum. E burası A burası A. Burası 2 artı 15 ise Burası da 2 artı 15 değil midir? Çünkü niye? Hocam bunu ikizkenar üçgen vermiş. Verilen bilgiyi kullanmak zorundayım. Ve şurada bir dik üçgen yok mu? Var. Dik üçgenin bir açısı bu. Diğer açısı da bu. Yani sen 2 a artı 15 ile a artı 15'i topladığın zaman kaç yapmalı? 90 yapmalı. Buradan 3 a. Şu 15 15 30. 90'dan 30 çıkar. 60. A'yı da böylelikle 20 buluruz. X nedir diye soruluyor. B acı açısı. Şuradaki açı nedir diye soruluyor. A yerine 20 yazdığımda bak şurada kaçı 20 2 ile 20 çarpı 40 çarpı 40 artı 15 55 yapar. Hocam burası 55. Yani burası 55. Adam buraya eşit vermişti zaten şöyle şöyle. 55 burası 55 burası 55 55 110 ve burada kaçı da kaç derece yapar? 70 derece yapar. Örnek 57 70 oldu. Geldik örnek 58'e. Şöyle bir katlama yapılmış burada. Şu hali verilmemiş olsaydı direkt ne yapacaktık arkadaşım? Bunu eski haline geri doğru getirecektik. Tamam. Şöyle geri doğru getirmiş hali çizilmiş zaten. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Üst üste binen kenarlar eşit. Kenarları eşitliği. Şunları şunları gösterdik. Üstte binen açılar da eşit. Hocam bu açılar eşit. Bak bu açı buraya geldi katladığın zaman. Bu açı da buraya mı geldi katladığın zaman? Evet. E sonra y 32 var x var. E, i̇ki iç açı bir dış açı değil mi? y artı 32 eşittir. x olduğundan y'yi attık öbür tarafa. 32 eşittir. x eksi y oldu. Benden de zaten bu isteniyor. X eksi -y, y farkı böylelikle 32 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet şöyle bir ne var? Katlama var. Buradan buraya katlamış. Buradan buraya katlamış. Eski halleri de var çok şükür. Olmasaydı eski hallerini şöyle geri getirecektim. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Hocam bunlar da eşit. Üst üste binen açılar da eşit. Şunlar eşit. Şu açıyla şu açı eşit. Bu açıyla bu açı eşit. Yani 90'lar veriş oldu bunlar. Sonra hatta burası A açısıysa buradaki A açısını yazalım. Aynı şekilde burası B ise burası da B. İşte şunlar eşit. E, atıyorum şunlar eşit. E burası da 90. Burası da 90 yapıyor üst üste binan açılar. Evet. E ne yapacağız? Bizden B ağacı açısı isteniyor. E B ağacı açısı bak burası. A artı B artı 28 isteniyor bizden. Şimdi şuraya bakalım mı? Buradaki üçgen x kenar 2 iç açı bir dış açıdan. Burası 2A burada da 2 iç açı bir dış açıdan 2B A. Bu üçgende 2A var. 2B var. Bir de 28 var. Toplamları 180. 2A artı 2B buradan kaç yapıyor? 152 yapıyor. A artı B de buradan kaç yapar? 76 yapar. E, BAC açısı isteniyor bizden. BAC yani neydi bu? Hocam A artı B artı 28 isteniyor. A artı B 76 ile 76 ya. 76 ile 28'i topladığım zaman 8 6 daha 14. 7 2 daha 9. E, o zaman cevap da böylelikle 104 yapar. Yani görüyorsunuz tek yaptığımız şey üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Bitti gitti kardeşim. Geldik bir sonraki soruya. Bak işte ek çizim. Ya aslında ek çizim görüyorsunuz. Yani burada bir katlama yapılmış. Ne yapıyorsun? Eski haline geri açıyorsun. İşte ek çizim dediğimiz kısım bu. İlk sorularda size alıştırdık. Eski haline mutlaka ama mutlaka geri getir. Şeklin eski hali bizim için aşırı derecede önemli katlamada. Katlamada üst üste binen kenarlar eşit üstte binen açılar eşit. Ben hemen kenarların eşitliğini yazmayacağım. Çünkü ekstra bir kenar eşitliği verilmemiş. Açılar verilmiş. Üstte binen açıların eşitliğini yazacağım. Bak şu açıyla şu açı eşit. Bu açıyla bu açı eşit. Hatta bu açıyla da bu açı birbirine eşit. E hocam burası 50 derece ise buraya kaç derece? 130 derece kaldı. 130'u eşit parçaya böldük. 65-65 yapar buraları. Hocam burası 70 ya. Buraya 110 kaldı. Bunlar da 55-55 yapar. E sonra başka 55 65 daha kaç yapar? Toplamı 120 yaptı. O zaman buraya da 60 derece kaldı. Takıldık kaldık. Hocam 60 bak burası da 60 tamam. Takıldık ama bak soruyu yapamıyoruz. Soruyu yapamadığınız zaman mutlaka soruyu okuyorum. Mutlaka okumadığınız bir bilgi vardır. Soruyu okuyorum. Ta en başa okumamışız biz de ayıp etmişiz. AB ile AC'ye eşit vermiş bize. AB ile AC eşit. A ben buraya 60 buldum ya. Hocam burası 60. E, x kenar burası 60 değil mi? Hatta şu şekilde göstereyim. Şunlar eşit ya. 60 sa burası da 60. Bitti gitti. Şuradaki üçgende x 60 ve 70'in toplamı eşittir. 180 yapmalı. x 60 ile 70'i toplamı 130 yaptı ya. 180 eksi 130 da kaç derece yapıyor? 50 derece yapıyor. Yani 60. soruyu örnek 60'ı daha doğrusu 50 derece olarak buluruz. Cevap 50 çıkar. Geldik bir sonraki soruya. 61. Evet bir katlama yapılmış. Ne olursa olsun katlama yapılmış hali şekil de ya. Eski haline geri getir şekli en önemli kısmı o. İşte ek çizimi bu. Katlamanın ek çizimi bu. Sonra üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Kenarla ilgili bir şey yok gibi. Açıyla ilgili bir şey var gibi. Hemen açıları da yazabiliriz. Neyse üst üste binen kenarları yazdık. Hatta hocam burası burası aynı doğru üstü olduğu için ya da üst üste binen açılar birbirine eşit olduğundan toplamı 180 olduğundan 90-90 diyebiliriz. Sonra hocam bu açılar da birbirine eşit olacak. A 10 90 daha kaç yaptı? 100. Burası 100 yapacak hocam. Ya da 10 90 ise burası 80. E buraya 100 kaldı. Bunlar da 50 50 yapar dersin. 50 90 ise buraya 40 dersin. E hocam burası da 40 olur. Bitti. A C B açısı isteniyor bizden. A C B. Şurada kaç açı? Yani şu açı isteniyor bizden. O da kaç yapar? 50 derece yapar arkadaşlar. 61'ini soruyor. 50 bulduk. Ve geldik sonraki soruya. Ne olmuş burada? Şunu katlamışım. Bu buraya gelmiş. Ya bu şekil biraz daha böyle çizilse miydi acaba? Şöyle daha mı tatlı olurdu? Sanki evet. AD, AD şurada olup da şöyle katlama yapılmış olsaydı. Katlama yapılmış hali. Şekil biraz şey olmuş arkadaşlar ama önemli değil. Şu böyle katlanınca buraya gelmiş. Evet ne yapıyoruz? Eski haline mutlaka geri açıyoruz. Şeklinde eski hali bu arkadaşım. Bak senin şu kenarınla şuradaki kenarın nedir? Eşit. Sonra üst üste binen açılar eşit. Bak burayı 20 vermiş. Hop katlandığı zaman burası da 20 mi? 20. AB ile AC'ye eşit vermiş. Bak bak bak. Hocam soru da şununla şuraya eşit vermiş. E o zaman çift çizgiyi yazıyorum buraya. Başka başka bir şey var mı burada? Üst üste binen kenarların eşitliğini de yazdık. E hocam şurada da ikiz kenarlık çıktı. Burada da ikiz kenarlık çıktı. Ha. Cevap kaç? Cevap kaç? Biliyor musun? 20. Niye? Ben biraz kısa yolda yaptım ama olsun. Hadi artık bir şey yapamıyorum. Üst üste binen kenarların eşitliğini yazdım. Hocam bunlar da eşit. Bir şey gelmedi. Başka? Üst üste binen açılar. Şunlar birbirine eşit. Yine bir şey gelmedi. Hadi yazalım arkadaşım. Şuradaki x kenarlığı kullanalım. Hocam üst üste binen burada buradaki da eşit de genelde karışık olan yerlerdeki açılar yazılmıyor. Hiç onu yazmayalım. Ben buraya y dersem. Hocam burası da nedir? Y midir? Evet Y'dir. İkiz dolayı Y oldu. E hocam üst üste binen açılar eşit ya. Burası da ne olacak o zaman? Y olacak. E tamam. Sonra burada da bir ikizkenarlık var gördüğünüz üzere. Hocam x artı y ise e burası da x artı y. Sonra ne yapacağız? Aa hocam şuradaki üçgende iki tane açı yan yana geldi. Hop şurası. İkisinin toplamı x ile x artı y'nin toplamı 2x artı y diye midir? Evet. Bak 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 bak. Şurada da var y. İki iç açın toplam bir dış açı değil midir? Evet dayanamam. ama ikisinin toplamı bir dış açı. Yani y ile 40'ın toplamı burası olmaz mı? Evet. O zaman burası aynı zamanda nedir? Y artı 40'a eşittir. Yani 2x artı y eşittir. Y artı 40 oldu. E sonra bir soru bitti. Y'ler ne oldu? 2x 40 ise x de böylelikle 20 derece olarak buluruz. Evet örnek 62'yi böylelikle 20 bulduk. Ve tek yaptığımız şey üstte bilen kenarların eşitliğini, üstte bilen açıların eşitliğini yazmak oldu arkadaşlar. Evet diğer sorulara göre bir tık zor oldu ama bilmediğimiz bir şey yok. Zor demeyelim orta halli bir soru oldu arkadaşlar. Şöyle y'leri yazmak önemliydi burada üst üste binen açıların eşitliğini. Şu x kenarlıktan şu açıların eşitliğini yazmak önemliydi. Sonra burada açılar ya burası x artı y. Bak e, şuradaki eşitlikleri yazdık. Üstte binen kenarların eşitliğinden şunları yazınca x kenar çıktı x artı yken, x artı y oldu burası da. Sonra 2 iç açı bir dış açı. E burada da 2 iç açı bir dış açıdan. Çok güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru ama. Hoş bir soru. Dikkat edin. Örnek 62'yi böylelikle 20 bulduk ve bu kısmı bitirdik. Ek çizimleri de bitirdik. O zaman bir sonraki videoda neye başlıyoruz? Dik üçgen konusuna başlıyoruz. Geometrinin temellerinin en temellerinin oluşturulduğu özellikle uzunluk bulurken ki temellerinin oluşturduğu kısma başlıyoruz. Bana göre en önemli yerdeyiz. O yüzden bir sonraki konuyu dikkatli bir şekilde dinle. Çok dikkatli olacağız, tamam mı? Evet gençler, o zaman bir sonraki videoda dersimizde daha doğrusu dik üçgen konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.